Çocuklar, umarım maskeli baloda hepiniz harika vakit geçirmişsinizdir. Evet. Saat geç oldu. Şimdi hepiniz eve gidiyor olmalısınız. Parti harikaydı Bob. Harikasın. Hoşça kal. Bye bye. Bunu en kısa zamanda tekrar etmeliyiz. Partide bana yardım ettiğiniz için teşekkürler küçük elfler. Çok eğlendik. Hadi, eğer hızlı olursak yeni açılan oyuncak mağazasına da uğrayabiliriz. Evet, hadi gidelim. Ceketlerinizi alın, sonu kalan dona kalır. Bence Jack sana kaldı. Hayır, ben sana kalmadım. Sen benden sonraydın. Bence Bob sana kaldı. Baksanıza, hala içeride. Hey Bob, geç kaldın. Siz devam edin çocuklar. Benim evi düzenlemem gerekiyor. Belki daha sonra size katılırım. Ya Bob, seni özleyeceğiz. İyi eğlenceler çocuklar. Dikkatli olun. Hoşça kal. Bob'u bıraktığımız için kötü hissediyorum. Ama onu beklersek mağaza kapanacak. Duydun ya, bize küçük elfler dedi. Peki elfler ne yapar? Yardım ederler. Eğer baba evi düzenlemesinde yardım edersek, işlerini daha hızlı bitirebilir ve bizimle gelebilir. Sayımız az ve miniyiz. Ama sana yardım edebiliriz. Hep birlikte evi düzenleriz. Biz minik elfleriz. Yardım etmeyi severiz. Hadi işe koyulalım. Burayı toparlayalım. Şu kutuları kaldıralım. Elfler yaşasın. Gıcır gıcır yapalım. Tabakları parlatalım. Biz minik elfleriz. Hadi edelim yardım. Kıyafetleri katlayalım. 1, 2, 3. Biz minik elfleriz. Yardım etmeyi severiz. Teşekkürler benim canım elflerim. Evim hiç bu kadar güzel görünmemişti. Ve ne var biliyor musun Bob? Yardım ederken aslında eğlendik de. Evet, aslında anneme de ev işlerinde yardım edeceğim. Hem çok kolay hem de eğlenceli. Bu harika çocuklar. Güzel vakit geçirmeniz için sevindim. Ve şimdi sona kalan... dona kalır. Peki ya sizler evlerinizdeki şirin elfler olmaya hazır mısınız? Eminim anneniz ve babanız siz yardım edince mutlu olacaklardır. Ve göreceksiniz ki bu keyifli de. Hepinize neşeli, bol kahkahalı, öğretici ve harika bir gün dilerim. Hoşça kalın. Çok eğlenceli olacak. Hep birlikte sirke gitmek için sabırsızlanıyorum. Orada palyaçolar, jonglörler ve sihirbazlar olacağını duydum. Merhaba Mary. Johnny nerede? Ah, merhaba Bob. Johnny bir ağaca tırmanırken incindi. Bu yüzden bizimle sirke gelemeyeceğini söyledi ve onsuz gitmemizi istedi. Ama Johnny olmadan eğlenceli olmaz ki. Bob, bir şey yap. Johnny sirke gelemez ama biz önce sirke gidip sonra da dönüşte Johnny'ye bir sürpriz yapabiliriz. Bakın, Johnny'nin penceresi açık. Hadi onu çağıralım.
Johnny, bahçeye gel. Senin için bir sürprizimiz var. Wow! Bu nedir? Sen sirke gelemediğin için biz de sana sirke getiririz diye düşündük. Ve karşınızda şaşkın palyaço. Bu harikaydı. Ve şimdi karşınızda Jonglör Jill. Şimdi sıkı durun çünkü karşımızda muhteşem sihirbaz var. Arkadaşlar, bu gerçek bir sirke gitmekten bile daha güzeldi. Teşekkürler Bob. Rica ederim Johnny. Arkadaşlar ne için var? Hepimiz birimiz... Birimiz hepimiz için. Hadi arkadaşlar, Johnny'nin alçısını imzalayalım. Benim daha iyi bir fikrim var. Selam çocuklar. Arkadaşlarınız iyi hissetmediğinde onlara destek olun. Çünkü arkadaşlar zor günlerde birbirinin yanında olmalı. Umarım neşeli, kahkahalarla dolu ve öğretici bir gününüz olur. Dışarı çıkıp bizimle oynamayalı neredeyse bir hafta oldu. Hadi gidip onu getirelim. Evet. Sizlerle oynamaya gelmediğim için üzgünüm çocuklar ama oyunu ortasında bırakamıyorum. Siz bensiz devam edin. Bob, Jack'i evden çıkarmamız gerek. Bir şey yapmalıyız. Jack neyin eksik olduğunun farkında değil. Oynadığı oyundan daha iyi bir oyun oynayalım. İstediğin şey bende. Ama ona ulaşabilmek için ilk adım ağacın tepesine tırmanmalısın. Aha!
kitabın içinde. Belki de bir başlıkta saklı. Bir göz at. İşte buldum. Tepeye tırmanmalıyım. Kutuya bak, farklı olanı bul ve takip et. Bu seni bir yere götürecek. Aha! Oyun alanında olmalı. Bakalım kim önce gidecek. İyi misin Jack? Oyun! Evet! Bize katıldığın için teşekkür ederiz Jack. İşte tabletin burada. Peki tabletin yerine bizimle oynamak ister misin? Elbette. Aktif olmanın ve arkadaşlarımla oyunlara katılmanın ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyorum. Sizinle oynamayı ihmal ettiğim için üzgünüm. Ama hadi şimdi oynayalım. Dışarı çıkmak ve arkadaşlarınızla oyun oynamak çok önemlidir. Sizi uyanık tutar ve arkadaşlarınızla birlikte olmanızı sağlar. Üstelik çok eğlenceli değil mi?